Herkese merhaba. Size bu videoda Broter Innovis 1500 modelinden bahsedeceğim. Bilgisayarlı dikiş nakış piko makinesi. Bu video nakış videosu olacak. Nakış üzerine birkaç detay vereceğim, birkaç tane bilgi vereceğim. Daha sonra pikos ile alakalı bir video çekeceğim. 900 üzerinde hafızasında şekil ve desen işleyebiliyor makine. 900 tane desen, dikiş deseni var. İşte piko deseni, yazı karakterleri. Şimdi biz nakış olayını anlatacağım. Bilgisayara ben kabloyla bağladım. Makinenin kendi hafızası var. Hafızasından nakışlar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdan da yüklemeler yapabiliyorsunuz. Gerek kart, gerek bilgisayar, gerek de USB şeklinde. İçine nakışlar atabiliyorsunuz, kombinler yapabiliyorsunuz. Tam tamına bilgisayarlı bir nakış makinesi. Şu an piyasa değeri 15 binle 17 bin, 13 bin öyle değişiyor. Piyasanın durumuna göre değişir diyorlar ya. Değişiyor. Bunun üst modelleri de var. Üst modellerinde ne var? Daha çok dokunmatik. Daha Android. Renkli ekranı, vır zıvır özellikler var. Bu da hatır sayılır bir abi. Piyasasını araştırdığınız zaman makinenin zaten anlayacaksınız. Broter Innovis 1500 tabi bu makinede şu an satılık. Onun için de iletişime geçebilirsiniz. Şimdi şuradan bu dikişle alakalı olduğu için bunlara, tamam mı? Bu tabla takılıyken erişim sağlayamıyorsunuz şuradaki dokunmatiklere. Bu Enumerate diyor. Enumerate Edit diyor. Yani buradan desen seçebiliyorsunuz. Hafızadan böyle desenler seçebiliyorsunuz. Sayfa bu şekilde atlıyor. Hafızasındaki bazı desenler, tamam mı? Buradan Close'dan dışarı çıkıyorsunuz. Ya da buradaki daha büyük desenler, buradan da çıkabilirsiniz. Ya da buradan yazı karakterleri 2, 4, 6, 8, 8 farklı karakterde yazı yazabiliyorsunuz. Harf işleyebiliyorsunuz aynı karakterde. Büyük küçük yazılar yazabiliyorsunuz ki şöyle tıkladığınız zaman burada büyük, küçük, işte değişik yazının farklı noktalama işaretli hallerinde yazabiliyorsunuz. Tamam mı? Her yazı karakterinin büyüğü var, küçüğü var, sayıları var ve farklı işte yumuşak giyelisi, üst şapkalısı falan filan var. Sonra şimdi bunları gösterdik. Buradan da hazır şablonlar üzerinden kendi nakışlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Tamam mı? Kendi logolarınızı tasarlayabiliyorsunuz ama ben nakış makinesini verdiğim zaman herhangi bir makinenin üzerinden bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Resmi atıyorsunuz, nakışa çeviriyor, makinenin içine atıyorsunuz. Ben makinaları programla verdiğim için herhangi bir sıkıntınız yok yani. Bir kart vizit olsun, bir işte az önce birisi aslan logosu gönderdi. Şöyle ufak bir aslan görün. Şu aslanı misal, gerçi bende 3 renk vardı. Beyaz, kırmızı, sarı. Bununla işledim ben. Galatasaray logosu gibi. Böyle görmüş olduğunuz gibi 260'a 180 olması lazım. Geniş tablası var. Bizden alacağınız makinenin, bu makinenin yanında ben iki tane büyük kasnak veriyorum. İş için daha kolay. Yani birini de gerdirdiniz. Yaparken diğerini de hazırlayıp iş bittikten sonra kullanabilirsiniz. Kasnak deyip geçmeyin. Bu da ayrı bir para. Yani 200-300 liraya satıyorlar bu kasnakları. Şimdi bilgisayar bağlantısı var. Kart slotu var burada. Bir de hafızaya gidebiliyorsunuz. Kayıt ettiğiniz hafızalar var burada. Tabi bunda kayıtlı mı? Bakalım, evet. Kayıtlı. Bazı desenler var bunun içerisinde. Bunları silebilirsiniz. Delete'den silebilir, hafızayı boşaltabilirsiniz. Tekrar yerine yenilerini yükleyebilirsiniz. Ya da buradan kart slotu var. Broter'in hazır kartları var. Yüklü nakış kartları yayınlıyor. Onlar tabi parayla satılıyor. Program sizi bunu almaktan kurtarıyor. Mevzu bu. Ben bilgisayara bağladım. Şöyle baktığınız zaman şu an içi boş. İçine desen atmadım. Şimdi şurada ekranda şöyle göstereyim. YouTube logosunu çizdim ben programda. Tabi renklerini ben kendim verdim de bu ön görüntülemesi. Şuralar kırmızı, şuralarda beyaz olarak işlenecek. Bilgisayar bunun renklerini de söylüyor. Vuruş sayısını ve yapacağı dakikayı da söylüyor. Bu şekilde de işliyor. Ama bu ön görüntüleme programında rengi değiştirdi. Buna itibar etmiyoruz. Burada göstereceği beyaz ve kırmızı renk seçenekleri olacak. Çünkü şura ve yazıyı kırmızı yazdım ben. Şurada açayım hatta bunu programda. Bu Broter'in kendi programıyla ben çizim yaptığım için herhangi bir çevirme vır zıvır yapmıyorsunuz. Direkt içine attığınız zaman
Bakın Brotel'in kendi programıyla ön izleme yaptığınız zaman burada dikilmemiş halini gösteriyor size. O da kırmızı ve beyaz iki renk olarak karşımıza çıkıyor. Yapmanız gereken şöyle söyleyeyim. Bilgisayara buradan bağladığınız zaman burada bir D klasörü gösteriyor size. Tamam mı? D klasörüne bunu YouTube'u sürükleyip içine bırakıyorsunuz. Tamam mı? Bak. Hemen bakın. Deseni buraya attı. Deseni burada seçiyorsunuz. Saving diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. O alıyor. Ekranı kendi ekranına atıyor deseni. Buradan bakın attı. Tansiyonu otomatik. Otomatik olarak tansiyon ayarlıyor. İplik takmıyor. Sıkıştırmıyorsunuz. Bıçak kesmesi var. Otomatik iplik kesmesi var ama siz piko yaparken de kesme yapabiliyorsunuz. Dikiş sonu, dikiş başı ileri geri yapıp dikiş sağlamlama başı ve sonu var. Bu geri dikişi, bu start stop kademe hız ayarı. Şimdi burada gösteriyor. Bakın white İngilizce'de beyaz demek. Burada da red kırmızı demek. Hani kırmızı kart var ya red. İşte bu kırmızı kartın red'i. Önce beyazı yapacak sonra kırmızıyı yapacak. Desende hangi ayağı takmanız gerektiğini burada gösteriyor nakışta. 4952 vuruş 9 dakikada bu YouTube desenini yapacakmış. Renkleri değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra tansiyon gerginliğini buradan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra burada baskı yapacağı yeri ortalayabiliyorsunuz mesela. Şöyle kasnağı gerdirdim ya. Takalım şöyle mesela. Aynen. Kaldıralım. Bu pahalı bir baba alet yani. Şöyle söyleyeyim. Pahalı bir şey. Deseni böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Tamam mı? Ya da böyle başlamadan önce tıkladığınız zaman dikeceği yeri geziyor. Tamam mı? Ben burada çalışacağım diyor. Bundan memnun değilsiniz. Ta buraya getirmek istiyorsunuz misal. Bu close'dan çıkıyorsunuz buradan. Tamam mı? Close'dan çıktınız. Ok diyelim. Tamam mı? Seçtiniz. Saving dediniz. Tamam mı? Şimdi burada bunu editleyebiliyorsunuz kendi nakışınızı. Çık diyelim. Buradan kartı seçiyorsunuz. Tamam mı? Kartın içerisinden nakışı seçiyorsunuz. Seç demek. Seçtik. Deseni aldı. Bakın buraya koydu. Buradan istediğiniz yere şöyle taşıyarak, tamam mı? Buraya kadar getirdiniz. Burada ölçülerini veriyor size gerçi. Tamam mı? Şurası burası. Diye ölçülerini veriyor. Şöyle çalışsın. Şöyle. Üstüne de bir şey yazabileyim ben. Şöyle. Edit diyorsunuz. Şöyle yanlamasına çevirebiliyorsunuz. Multicolor. Size'ını büyütebiliyorsunuz. Yani şöyle büyütebiliyorsunuz. Böylemesine daraltabiliyorsunuz. Böylemesini açabiliyorsunuz. Tek buradan daraltabiliyorsunuz. Tek buradan daraltabiliyorsunuz. Tek böyle genişletebiliyorsunuz. Böyle genişletebiliyorsunuz. Her halükarda istediğiniz tekleme olarak genişletip açabiliyorsunuz. Yani bunu bir alt model Innovus 900'de mesela bunu yapamıyorsunuz. Tek büyütüyorsunuz. Böyle büyütemiyorsunuz ya. Onu programda yapmanız lazım. Ama bu programa bağlı olmadan program özelliklerini, makinenin içine attığı için fiyat daha çok yükseliyor. Tabii bunda LCD ekranın ve ebatının biraz büyümesinin de etkisi var da. Hani birden 3 milyardan 13-15 milyara çıkmasının sebebi bunlar yani. Bilgisayar özelliği ne kadar makinenin içine girdikçe, tamam mı? Yaptığınız özellik ne kadar arttıkça fiyat o kadar artıyor. Tabii ona göre de kolaylık oluyor, ona göre serilik oluyor falan filan. Tabii biz altını çiziyorum. Makineyle beraber programla verdiğimiz için bunu siz programda da genişletip daraltabiliyorsunuz. Böyle işte komplesini falan yapabiliyorsunuz. Ama bilgisayar olmadan, bilgisayara bağlanmadan da hazır desenleri, yazıları, karakterleri böyle büyütebiliyorsunuz. Buna olanak sağlıyor. Nakış makinelerinin üzerindeki özellikler zaten fiyatını belirliyor. Bu da tam özellikli bir nakış makinesi. Üst segment diyelim. Şimdi bunu buraya yapacağız dedik. Close diye geri çıktık. Tamam mı? Şimdi ne demiştik? Buraya yapacak bunu. Edit'ten komple çıkalım. Sonra saving diyelim. Aynen. Bunu buraya yapacak. Tekrardan buradan vuruş kontrolü yapabilirsiniz. Yani şöyle basalım bakın. Burada başlayacak. Böyle yapacak. Böyle yapacak. Ve bitirecek dedi bize nakış. Burayı işleyip bitirecek dedi. Bunu da tekrardan hareket ettirebiliyorsunuz. Close'dan geri çıkacaksınız. Gene burada tansiyon. Desen misal ipliğiniz koptu.
geri almanız gerekti. Dikişinizi geri almanız gerekti. Şuradan 10 vuruş, tek vuruş ya da 100 vuruş birden otomatikman geri alabiliyorsunuz. Misal şeyde pafta basılı tutuyordunuz. Mesela sayıyordunuz 1, 2, 3, 4 diye. Bunda öyle bir şey yok. 10 tane misal 10 tane geri al diyorsun. Belki 5 tane kaçtı ama 10 tane garanti alsın. Ya da tek tek alabiliyorsunuz ya da 10-10 alabiliyorsunuz. Şey 100-100 alabiliyorsunuz. Geri ya da ileri atlayabiliyorsunuz. Bundan da çıkalım. Bunda şimdi hangisinden başlamanızı da seçebiliyorsunuz. Bu birinci beyazdan başlayacağız biz. Buradan geri çıkıyorsunuz. Burada dakikasını söylüyor size. 9 dakikada yapacağım diyor ben bu deseni diyor. 4952 vuruşlu deseni 9 dakikada işleyeceğim ben diyor. Şöyle söyleyeyim. Janome MC350'den hızlı. Puff 1.5'dan da hızlı. Dakikada kaç vuruştu ya? Dikişte 1000 vuruş. Nakışta 800 vuruş. Yapabilme kapasitesi var. Buradaki sayı hızın, burada otomatik iplik takma var. Ama ben göremediğim için şöyle direkt, yani oraya geçemediğim için, çünkü kafadan indiriyorsun falan. Ben buradan kenardan yapıyorum bunu. Buradan otomatik baskı kaldırması var. Dikişe geçtiğiniz zaman buradan kendi baskı ayak kaldırıcı var. Kumaşın kalınlığına göre dikişte de, tamam mı? Kumaşın kalınlığına göre dikişte de kumaşı algılayıp iplik tansiyonunu ona göre ayarlıyor. Alta çekmesi, üste çekmesi siz yapmıyorsunuz. Makine kendisi ayarlıyor. Şuradaki kumaşın kalınlığına göre. Otomatik indirdiniz. Başladı. Beyaz derin. Bakın şurada white beyaz dedi. Start'a basıyorsunuz. Başlattıktan sonra şöyle bir stop edin. Sonra şuradan fazla ipliği keselim. Nakış düzgün olsun. Kestim ben aldım onu. Normalde bunların arkasına tele koymanız gerekiyor ama bizde tele yok. Burası tamir yani. Teleyle yapmanız gerekiyor. Şimdi bu YouTube'daki onun içini yaptı. Şimdi tübenin beyaz kısımlarını dolduruyor. Daha sonra kırmızı rengi tak diyecek, duracak. İkinci renge geç diyecek. İplik koptuğu zaman ya da alt ip bittiği zaman otomatik sensörde ikaz veriyor. İplik bitti diyor. Zaten iplik bitimlerinde kaçırdığınız zaman geri alma özelliği var. Geri alıp kaç tane vuruşta ya da ne kadar vuruşta geri almasını ortalama hesaplıyorsunuz. Geri gidip işi bitirebiliyorsunuz. Bunun sıklığını ben sık yaptım. Logo biraz kendini göstersin diye. Buradaki misal şu aslanı işlerken tam sıkmamışım desenin çiziminde. Biraz boşluklar oluştu. Bunda biraz sıklaştırdım. Yani vuruş sayısını sıklaştırdım. Belki otomatik kendi çevirdiğinde 4900 tane çıkmayabilirdi. Belki 3000 tane, belki daha az çıkabilirdi. Ama bunu ben kendim ayarladım. Biraz sıkı olsun dedim. O sıklık serisinde bu serilikte çalışıyor. Yerine göre hızlanıyor, yerine göre yavaşlıyor. Her nakış makinesinde olduğu gibi. Tamam mı? Ha bu bizim elimize nereden geçti? Bunu da söyleyeyim. Şu ön mekanizma makineden ayrı. Bu ön mekanizma sıfır. Broter'in un kapanındaki servisinin vitrininde duran makinenin, sıfır makinenin. Makinesi bozukmuş. Çalışmıyor bu dediler. Ben dedim önü lazım bana. Çünkü makineyi bunu almışlar, bir yerde bekletmişler. Bunu kaybetmişler. Bunu sıfır aldım. Şu ön mekanizması sıfır. Makinada hiçbir yerde kullanılmamış. Öyle almışlar, bekletilmiş. Hani bir hevesle nakış. Hangi nakış makinesi alınır videosunda anlattığım gibi. Bir hevesle alınır. Kenarda durulan bir makine. Onu da nereden anlıyoruz? Tabii kardeşim nereden anlıyorsun diyebilirsin. XL1000 videosunda, tamam mı? XL1000 videosunda bu iplik geçirdiğiniz yollarda, tamam mı? Aşınmaları görebiliyorsunuz. Açtığınız zaman kapağı. Bu iplik geçtikçe atıyorum bunda uzun süre kullanıldığı, 3 sene 5 sene kullanıldığı zaman o demir, ip demiri yol yapıyor, eskitiyor. Bunun ne plakasında bir iğne vuruşu. Kendisi bitirdi. Şimdi ikinci rengi tak diyor bize. Bakın. Red geçti. Red kısmına geçti. Şimdi buradan ikinci kısmı ayarlayalım. Buradan ayarlıyoruz.
Hem makine kullanılmamış hem bu ön mekanizma sıfır. Öyle söyleyeyim size. Evden alınma yani. Ki ben çeyizcilerden nakit makinesi alınmasına karşıyım. Çeyizciden, isimlikçiden. Baskı ayağını indireyim. İndirdim. Şimdi 3-5 ilmek attıktan sonra fazla ipliği de buradan keselim. Dilimizin döndüğünce size bir şeyler anlatıyoruz. Durum bu. Şimdi kırmızı kısımları yapacak. Geriye doğru buruş sayısını zaten gösteriyor size. Buradan buruş sayısını gösteriyor. Hafızaya nakış atabiliyorsunuz. Yani çizdiğiniz bu deseni içine yükleyip bu makinenin kendi hafızasına atabiliyorsunuz. Hafıza özelliği var. Hani kıyas olarak gösteriyorum. Hani bunu da söylemiştim, bunu da söylemiştim. En güzeli kıyas olarak görüyorsunuz. Zaten böyle bir makineyi almak, bulmak istiyordum. Meblağı çok yüksek olduğu için alamıyordum. Çünkü adam buna alırken 15-20 milyar para veriyor. Tutup da size atıyorum 5 milyara satacak. Adam şunu bağlamıyor. Ben değil mi? Ben bunu 5 lira 6 liraya satabilirim. Adam da diyor ki bana ne? Adam da haklı yani, anlatabiliyor muyum? Ben sana diyor 6 milyara veririm diyor. Sen diyor kaça satarsan sat diyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten ikinci el değeri 6 milyar bu makinenin. Yani o yüzden pek almaya değmiyor. Adam da görüyor zaten. Orada 13-15 milyara satılan aynı makine varken gelip de senden 10 milyara makine alamayacağı için bunu alamıyorsun. Bunu benim almamdaki sebep biraz cesaret. Anlatabiliyor muyum? Bunun ön tablosunu kaybedince, tamam mı? Bu ön tablosunu bulma şansları yok. Aramışlar, taramışlar, bulamamışlar. Tabii ben bunun için bir ön hazırlık yaptım. Bunu bulmaya çalıştım, gittim falan. Bana da önce yok dediler. Sonra ben bunlar ne dedim? İşte bunlar bozuk makine dedi. Dedim ben bu ön tablasını dedim alsam dedim. Komplesini verir sana dediler. Tamam dedim. Gittim bu makineyi aldım. Sonra gittim. Yani parasını önce verdim tabii bunu. Yani en kötü dedim dikiş makinesi olarak dedim kullanılır dedim. Çünkü piko makinesi de var. 900 tane işleme yapıyor. Sonra gittim nakış kısmını aldım. Sırf video çekeceğim diye. Yani para da kazanacağım da. Yani durduk yere adam 3-4 milyonu riske eder mi? Etmez yani. Sağlıklı adam etmez. Ama ben sağlıklıyım Allah'a şükür de. Yani ne bileyim yani. Madem girdin yani harcayacaksın, yapacaksın. Yani kar zararın ortağı dedik. Yani birinden 3 kazanıyorsun, birinden 5 kazanıyorsun. Belki bundan görür vesile olur dedik. Bakın iplik koptu. İplik koptu. İplik de niye koptu? Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bak dalga dalga iplik. Bunlar nakış ipliği değil. Bunlar bizim 3 liralık bobinlerde aldığımız iplikler. O yüzden kopuyor. Yani iyi bobinler alırsanız olur. Çünkü nakış bobinleri pahalı. İp bitti. İp koptu. Bitti demişim. Aynı anda da telefonun hafızası doldu. İlk partı böyle şöyle yakınlaştırayım. Bilgisayara şimdi kopyalıyorum. 17 dakikalık bölümü. Şimdi ikinci parta geçtik. İpliği taktık. Tam iplik neden koptu anlatıyordum. Dandik iplik kullandığımız için, yani normalde dikiş ipliği kullandığımız için koptu. Şimdi zaten koptuğunu burada gösteriyor. Tamam anladık. Şimdi buradan hani dikişi geri alacağız dedim ya bak. Buradan 10 vuruş geri aldık. Bir 10 vuruş da aldık. 20 vuruş geri aldık. Tamam diyoruz. Close diyoruz. Baskı ayağını gene otomatikman aşağı indiriyoruz. Start diyoruz. Birkaç dikiş diktikten sonra şurada fazlalığı keselim. Otomatikman işliyor. Ne anlatıyordum ben ya? Şimdi ne anlatıyordum? Biraz sonra devam edeceğiz. Bu işlemeyi bitirsin nakışı. Kapıda müşteri bekliyor. Ona bakayım. Şimdi bunun 9 dakika daha işlemesini beklersek video bayağı uzayacak. İşlemi bitirsin. Yazıyı yazsın kırmızı renkte. Ondan sonra gelelim. Hem nakışı göstereyim. Yani bir sonraki parta. Tabii hemen geçiyoruz. Ara vereyim biraz. Bu bitirdikten sonra tekrardan buluşalım size. Evet şimdi dikişi bitirdi. Burada yaptı. Finish saving diyor. Tamam mı? İşi bitirdiği zaman böyle dediğim gibi kaldırma muhabbetleri var burada. Şurada kilidini kaldırıyorsunuz. Otomatik çekiyorsunuz. Tamam mı?
Burada YouTube taşay makine olarak görüyorsunuz burada. İşlediği sıklığı, bakın şöyle dolgulu sıklığı görüyorsunuz. Bunu ben kendim ayarladım. Biraz seyrek, ıvır zıvır yaparsanız ona göre süresi azalır. Anam takıldı. Ben bunu bir de tele koymadan diktim. Bakın arkası böyle telasız, tamam mı? Normalde bu şey bezi. Evinizdeki o stor perdeler var ya, stor perde değil ya. Güneşlik mi oluyor bu? Normal perde var. Bir de hiç gözükmesin diye çekilen süs şeyleri var ya kenarlara, böyle kanatlar. Onlar gerçi açılmıyor. Bizim evde de var. Ben daha hanımın açtığını görmedim. Böyle bağlı kenarlarda duruyor böyle. Bir şey diyorlardı ona ama. Neyse. İşimiz bittiği zaman, tamam mı? Buradan, nereden? Şuradan çıkabilirsiniz. Burada soruyor size. Bilgisayara mı dönelim? Kendi hafızasına mı dönelim diye. Bilgisayara dönebilirsin. Delet deyin. Mevcut hafızasına dönebilirsiniz. Close deyip normal mevzuya da çıkabilirsiniz. Routing deyip en başa çıkabilirsiniz. Buradan istediğiniz dikiş şeklini seçip işleme yaptırabilirsiniz. Ki niye yaptırmayalım? Bir de yazı yazalım mı? Yazalım. Kendi hafızasından ne yazalım? Abayı yazdıralım. Ne yazdıralım? Uğur yazdıralım. Yazı karakteri nerede? U nerede? Uğur'u yazdık. Burada söylüyor. 3.3 santim 11.7 santim. Şölemesine yani. Böylemesine böylemesine. Ölçüsünü de söylüyor. Set diyorsunuz. Buraya yazıyor. Bakın. Şurada tam ortaya şey yaptı. Sağını sonunu ayarlamayalım. Olduğu yere yazsın nakışını. Tamam mı? Edit End diyorsunuz. Edit End'den çıktığınız zaman şöyle indirelim baskı ayağını. Ne diyor? Finish Edit the Pattern Before Close diyor. Çık. Ha, Edit. Saving. Doğru. Çıktınız. Tamam dediğin zaman Saving diyorsunuz. Mevcudu da attı ekranı. Düzenleme yapmayacağım daha diyor. Ana dur, yanlış yerden başladı. Dur. Dur. İkincisini atacağız. Dur. Önce bunu, sonra bunu yapacak. Bu değil. Yanlış yaptım babuş. Şimdi Color Clip diyeyim. Üçüncüsünü yaptıralım. Şunu yaptıracağız. Şunu yaptıracağız. Daha doğrusu yanlış yaptık. Mevcudunun üzerine bunu silmeden, bunu silmeden nakış yaptık. Yani önce şunu sileceğiz. Select deyip şunu silelim. Ok. Bir öncekini sildik. İkisini de yani kombin yapmış gibi oldu. Gene YouTube'dan bundan başladı. Onu silmedik çünkü ekrandan. Şimdi Uğur'u tek bıraktık. Buradan da seçip silebiliyorsunuz yaptığınız kombini. Bak onu da görmüş oldunuz. Burada enini boyunu söylüyor. Tamam mı? Edit End diyelim. Saving diyelim tekrardan. Bakın burada tek. Diğerini YouTube şeyini sildik. Tek bu kaldı. Bilezik tek renk dedi. 4 dakikada bunu yapacağım diyor. Yapsın bakalım. Ha, bunun içerisinde dediğim gibi ne dedik? Nakış makinesinde program önemli. Eğer böyle hazır içerisindekiler bana yeter diyorsanız. Mesela nasıl söyleyeyim? Şu aslan figürü, böyle bir aslan figürü yok mesela. Bu Galatasaray logosu yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlar istiyorsanız paralı alıp yükleyip işlemeniz lazım. Ama hepsi para olduğu için programla beraber almanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır. Ben program satıyorum. Ben programla satıyorum. Yani programla nasıl işlediğini de gösteriyorum. Anlatıyorum. Ha, şunu da görmüş oldunuz. Yani şu ebatın büyüklüğünden, yani kasnak ebatının biraz daha büyük olmasından, enine boyuna olmasından tek farkı özellikli bir nakış makinesiyle özelliksiz arasındaki farkını gördünüz. Çünkü Creative 1.5'u da gösterdik. Tamam mı? Geldik. Buratel'in Innovis serisi 1500'ünü de gösterdik. Koca LCD panelli, içinde program destekli, eklemeler, çıkarmalar, kendi kombinlerinizi yapabildiğiniz. Yani bilgisayarı da içinde olan bir makinenin de kıyas ettik videolarda. Hani nasıl bir şey alayım dediği zaman insanlar, ben diyeceğim ki bunu izle bak böyle bir şey al, ya da bunu izle böyle bir şey al. Hangisi senin işine daha kolay gelirse, hangisi senin için daha kullanışlıysa onu al deyip işin içinden çıkacağız. Çünkü insanlara anlatıyorsun, konuşuyorsun. Bir yerde de boş konuşuyorsun çünkü gösteremiyorsun. Al sana gösterisi. Bilgisayarda işte deseni büyütmeden, yazı karakterini büyütüp küçültmeden, işte noktalama işaretleri koymadan direkt makinenin içerisinden yapabildiğin zaman bu bilgisayar özellikleri fiyat yükseliyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Hani kasnak çok fazla ebat fark etmiyor. Yani şurada
6 milimetre. 6 santim yani 60 milimetre fark ediyor. Yani İçi yüzde genelde 160 oluyor, 110 oluyor, 120 oluyor. Bu 260'a boylamasına 180. Yalancı çıkmayalım ya, şunu bir ölçeyim. 180 diye aklımda kalmış. Aynen 180. Elim yanlışlıkla ekrana çarptı. İşin şey tarafı gerçekten çok güzel ya. Hani baktığın zaman ya, benim şimdi bir bunu aldığım yere, işte bu takımı aldığım servise, yani Broter'in kendi yetkili servisine gittiğim zaman, işte ben bunları işte kullanabilir miyim, hani bana denetebilir misiniz falan dediğimde, yani öyle demedim de abla, oradaki abla demişti bana, yani bize de numune bazında geliyor, yani sadece bir tane açma şansımız var, onun da insanlara bir şeyler anlatıyorum. Ya tutup da adamın bana 20 milyarlık makinasını elletmesini de beklemek abes, ama keşke elletse de ben de anlatsam millete, yani bak böyleyken böyle, böyle bir şey alırsın, böyle böyle bir şey alırsın, böyle. Normalde misal gidiyorsun, pop 3.0 alıyorsun, 1.5'la arasındaki fark ne dediğin zaman dilin döndüğünce anlatacaksın, ama kıyas olduğu zaman aa bunda böyleymiş, aa bunda böyleymiş, bak birkaç tane iş yapmışım, bunda böyle oluyormuş, bunda böyle oluyormuş, insan aradaki farkı da görebiliyor. Benim amacım da bu. Bu işi yapma amacım da bu. Hem burası benim kanalım. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Makine satılıksa satılık mı demeyi unutmayın. Satılık mı demeyi unutmayın, almayı unutmayın yani. Öyle satılık mı? Satılık. Hadi görüşürüz falan. Alacaksanız sorun yani. Almayacaksanız sormayın. Çok fazla nakış makinesi alamıyorum. Çok fazla çeşit gösteremiyorum. Çünkü kullanım ömrü bitmiş bir makineyi alıp satmak vicdani değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hani burada makine var, bunu alırım ben, atıyorum 2 milyara gördüğüm makineyi alır, 2.5-3 milyara çok rahat satabilirim. Ama o 1 milyar bana pek hayır getirecekmiş gibi olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sık sık değil. Bulumun nokta atışı birkaç tane. Hani birisi al bunu dene dediği zaman deneriz yani. Bunu da bitirdi. Finish Saving dedi. Bu İngilizce. Türkçe desteği var mı yok mu bilmiyorum, ama kendi internet sitesinde de Türkçe kullanma kılavuzu yok. Türkçe dil desteği yoktur. Genelde hataları Google Translate'den, herkesin artık elinde böyle hem video çektiği hem de benim gibi internette kullandığı makineler vardır. Hemen 2 dakikada ne demek istiyor? İşte şu renk, atıyorum turkuaz nakışın içerisinde var ama burada turkuazın İngilizcesini bilmiyoruz. Hemen bakacaksın sırada hangi renk varsa çözeceksin. Ay çocuğum ben onu anlamam diyen ablalar da, yaşlı teyzeler de almasın bir zahmet falan diyor musun? Şaka şaka alın da, yani teknolojiye ayak uydurun. Annem bile şöyle misal böyle Google'a sesli talimat veriyor artık. Google bile yapıyor. Bunu kullanması kolay. Öğrenmek isteyene bir şeyler anlatırız, gösteririz. Bir sonraki video bunun dikişiyle alakalı olacak. Geniş geniş şöyle 7 milimetre zikzak, ama şöyle 3 santime kadar, yani 30 milimetreye kadar kaydırarak, çekerek ya da böyle giderek, böyle giderek değişik değişik büyük desenler de çıkarttığını gösteren videomuz olacak. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip takip etmeyi, bizi sosyal mecralardan YouTube, Instagram, Facebook sayfalarımızı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın. Bana uyuz olanlara tekrardan sesleniyorum. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Allah uzun ömür verdikçe ben bu işi yapacağım ve bunları ben çekip atacağım. Bana eliniz mahkum.